Arktik Okyanusu'ndaki Barents Denizi'nde Rusya donanmasına ait denizaltı araştırma gemisinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın felaketinde 14 denizci hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Devlet Başkanı yurt dışı programını iptal ederek ülkesine geri döndü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile acil görüştü. Kazanın ardından Reuters haber ajansı radyasyon sızıntısı yaşandığını iddia etti. Ajans iddiasını Norveç'e dayandırdı. Reuters'in haberinin ardından Rus Savunma Bakanlığı, Norveç tarafından Rusya'ya yönelik herhangi bir radyasyon sızıntısı uyarısı gelmediğini açıklayarak iddiaları yalanladı. Norveçli yetkililer de Rusya'nın açıklamalarını doğruladı. Bölgedeki radyasyon seviyesinde bir anormallik gözlemlemediklerini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, geminin deniz tabanında araştırma yapmakta olduğunu belirtti. Ancak bakanlık, yangının nedeni kazadan kurtulan olup olmadığı veya denizaltının modeli konusunda bilgi vermedi. Rus basını ise yangının AS-12 tipi Losarik isimli nükleer araştırma denizaltısında çıktığını öne sürdü. Denizaltı ve yaşanan kaza ile ilgili detayların daha tam olarak açıklanmaması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının son derece normal olduğunu söyledi. Peskov, yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak dedi.